Evim evim güzel evim. Şunu bir toparlayalım ya. Yatağı yapalım. Yatakla başımı dertte valla. Düşkün olsa bana diyecek ki oğlum bu ne dan diyecek, et diyecek, bağıracak bana gene. Onun için böyle dağınık görmesin. Aslında lazım yani. Sadece onun bana için canından değil ama gerçekten anlamam lazım. Şu camları da açayım da içeri hava alsın. Öyle böyle. Burayı da açtım. Yastığı da koydum. Yastık bir özellik kattı. Pazar günü anneler günü ve ben de düşündüm. Ne alayım diye bir gül almayı düşündüm. Buket ya da bir çiçek. Fakat annem bayağı bir inat ediyor. Çünkü kendi bulaşık makinesi almak istediği için eve. İlla diyor ki bana para ver, bulaşık makinesi alacağım diyor parayla. Yok yani karıyı vazgeçiremedim artık. İnanın bana karıyı vazgeçiremedim. Yani benim annem böyle yani çok inatçı biri. Yani illa para istiyor yani. Ben de ona para vereceğim. Ne yapayım arkadaşlar? Başka ne türlü neydi yani onu da bilmiyorum zaten. Bir buket bir gül almaya çalışacağım ama. Bakalım belki yine alırım ekstradan. Normalde hiç fazla meyve tüketmem. Çok nadir yerim. Gördüğünüz gibi mandarin aldım. Bir de böyle abi erik menek artık ne diyorlarsa bunu. Ondan sonra bir de bunu aldım. Puding. Puding derken yoğurt, Yunan yoğurdu. Şimdi buna da azar işitiriz arkadaşlar. 4-5 gündür bu sofra niye toplanmadı diye. Onun için bunu da toplayalım. Biraz evimizi düzene sokalım, düzene koyalım. Yani kadın gibi iş yapıyor ya. Bir kadın daha ne ister yani? Bir kadın daha ne ister? Benim gibi erkeği al, başın üstüne koy ya. Bitti gitti. Zaten arabayı bayağıdır yıkamıyoruz. Bir de daha üstüne kuş bok sıçmış. İyi valla. Hadi uğur getirsin. Evet, arabaya oturduk ama araba inanır mısınız sauna gibi. Yani üstümü kalın giyindiğime pişman oldum biraz. Galiba tavan açsam iyi olacak. Şu anda Diste doğru yol almaktayım. Burada da Volkswagen garajı var gördüğünüz gibi. Gözlüğümü de taktım, güneş gözlüğümü. Lazım çünkü güneş gerçekten gözüme vuruyor. Şimdi diyeceksiniz bu gene nereye gidiyor? Bakın ben nereye gidiyorum. Ve evet, McDonald's mı olacak? Hayır, düşünmem lazım. Artık bunun onuru kalmadı. Burger King'e geldik. Şuradan bir siparişimizi verelim bakalım ne alacağım. Yemin ediyorum size bir sipariş vereceğim. 10 dakikadır bekliyorum. İnanabilir misiniz arkadaşlar? Yani o kadar da şey yok yani, kalabalık yok ha. Çok sakin bir gün. Normal daha kalabalık. İşte paketimi de aldım hamburgerler içinde. Ama az önce bir olay oldu. Yanlış siparişi verdiler bana. Hanımefendinin teki ileri gitti, sürdü ve siparişini unuttu. Onun siparişini de bana verdiler. İlginç bir olay yaşandı. Bu da Dist'in merkezi oluyor. Brass merkezini gösterip size. Dist aslında küçük bir şehir değil, büyük bir şehir ve Flams, Brabant'ın bölgesinin şehri bura. Zaten bilenler biliyor. Belçika'da yaşayanlar. Güzel bir yer. Bu arada size bir sürprizim var. Burada gizemli bir paket var. Ve bu paketi birazdan açacağım ve içinde ne olduğuna bakacağız. Evet, gizemli paketi aldım. Şimdi açma zamanı. Nasıl açılıyor? Çok dengesiz bir şey oldu. Tararara, açtım arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi Samsung Galaxy A71. Bu telefonu aldım. Yedek telefonum, ikinci telefon olarak kullanacağım. Bu da kılıfı. Gördüğünüz gibi kılıfını gösterip size. Çok yumuşak şey. Yani
İşte burada. Burada canlılar bakın. Bakın burada. Lastiğine sarılı. Gördüğünüz gibi. Acayip bir telefon ya. Kocaman, gerçekten büyük bir ekranı var. Bu cebe sığar mı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi burada USB kablosu var. Kulaklığı var. Ve de şarj adaptörü var. Öncelikle bir dilini ayarlayalım bakalım. Dil seçenekleri var burada hemen girişte. Hollanda, Belçika, Hollanda dili. Hollanda, Belçika'yı alalım. Ada ana ekrana geldik telefonda. Bakalım burada menüler varmış. Galaxy Store. Telefonun özelliklerini açıklayacağım arkadaşlar size. Telefonun ekranı 6.7 inç display. 6 RAM hafızası var. 128 depolama hafızası, 128 GB ve bunlarla birlikte aynı zamanda arkada gördüğünüz gibi, belki görüyorsunuzdur, 4 tane kamerası var. Bu 4 tane kamerası, bir tanesi 64 megapiksel, 12 2 tane 12'lik megapiksel ve bir tanesi de 5 megapiksel ve ön kamera 32 megapiksel ve 4K uygulaması da var. Ormanlık alana geldik. Yürüyüş yapıyoruz. Bu arada size gösterdim o yeni telefonum. 400 euro'luk bir telefon arkadaşlar. Ve o telefonu ikinci kamera olarak video kayıtları için aldım. Bunu da söyleyeyim size. Resmen kaybolduk ya. Bura nere? Ulan yaban domuzları çıkmasın şimdi yine meydana. Bir ara bizi burada yaban domuzları yakalamıştı arkadaşlar. Bir koşuşturduk burada. Az daha yakalıyorlardı. Aha da annemle çiçekçiye geldik. Açtı. Annem çiçek alacakmış. Ya anne sen de var ya şu çiçek şeyin olay ya. Annemin çiçek aşkı. Aha gene bir şeyler buldu annem. Sağda solda köşeden. He? Gitmedi mi? Hazine gitmedi mi? Ya bir de bunu verdiler arkadaşlar. Ben alışverişe gelmedim. Annem için geldik. Benim de araba almam lazım. Olay ya. Serada da çiçek beğenmek ayrı bir olay. Acayip çok çeşit var burada, çiçek çeşitleri. Gül olsun. Bayağı bir geniş bir yer. Ne yaptın anne? Alacağım bayağı herhalde. Gene mi hazine gitmedi? Hiçbir şey hazine gitmiyor annemin. Kolay kolay çiçek beğenmiyor. Ya ben de mi alsam, ne yapsam ya? He? Şu nasıl anne, güzel mi? Çok güzel. İdare eder değil mi? Evet. Pembesi de güzel. Annem biraz da bizim araca boşalttı çiçekleri. Kendisinde yer kalmamış. Anne mağazayı satın alacaksın herhalde bu gidişle. Vallahi bakıyorum da hiç yani. Yani burada bir gün geçirebiliriz bu gidişle. He. Dışarısı da bayağı geniş. Bir de şuraya tedbirleri yazmışlar korona için. Korona tedbirleri burada yazılı. 1 metre, 1,5 metre dur diyor. Araç al diyor. Olay. Güzel olmuş hemşehrim. Böyle çiçekleri de koyduk buraya arkadaşlar. Toprağımız da hazır. Artık annem ekimlere başlayacak. Şemsiye de aldık bahçeye. Güzel kırmızı. Tombik annem burada güzel güzel gölgelenir şimdi artık. Değil mi anne? Bence şöyle biraz da. Ahmet çabuk çabuk gel lan. Para çek hemen gel bak. Bekliyorum. Adam para çekmeye gidiyor. Parası gelmiş. Sevinçli, mutlu. Evet, biz de akşam akşam çalışıyoruz. Taşların arasındaki yeşillikleri, çimenleri çıkartıyoruz. Güzel güzel anneme yardım ediyorum. Anne sabah akşam durmuyorum vallahi, maşallah. Allah nazar değdirmesin, ne güzel çalışıyor annem. Ben de burada böyle oturuyorum arkadaşlar. Keyif yapıyorum. Ne güzel. Şemsiye. Tamam. Günlük alışverişe geldik arkadaşlar. Şuradan balıkları kapalım. 2
tane normalden, iki tane domates sosundan. Aslında bu da güzel haşlanmış elma. Burada bayağı çeşitler var. Burada bunları aldık. Bir mağazaya da vuracağım şimdi. Çünkü az aldım, fazla alamadım. İstediğim malzemeler de yoktu. Poşete boşaltalım. Sabah erkenden alışverişimi de yaptım. Aa, gene böyle annem güle geldim. Bizim biraderi az bir doktora götüreceğim. Onun için. Elmas. Gel kızım, bir de seni de çekeyim bak. Arkadaşlar, bu da bizim elmasımız. Bunu hep dişi sanıyorduk. Meğersem erkekmiş bu. Elmas. Şişt, bak hele kızım. Siz nereden kaçtınız bakayım böyle? Siz nasıl? Bak bak, kuzulara bakın. Kaçmışlar. Ama bak minicik ya. Maşallah bak minicik. Ne? Ne? Hadi gidin gidin lan. Hadi gidin. Niye kaçıyorsunuz siz, hadi? Evet, Dis'te güzel bir mekan bulduk. Güzel bir park bulduk burada. Yürüyüşe çıktık. Acayip bir yer ama ya. Sulu mulu. Değişik bir yer. Ördekler de burada siftah yapıyor ördekler. Ahmet'im söyle, şarkını söyle Ahmet'im. Vay ben öleydim. Vay ben öleydim. Sus lan, şarkı sen söyleme amına ya. Hadi sen söyle adamım lan. Vay ben öleydim. Vay be, helal olsun. Helal olsun. Ne güzel bakın. 2-3 saattir yoldayız. Zolder sirküsünün orada. Şimdi biraz kestiriyoruz arkadaşlar.